Nasıl çıktık bilmiyorum. Yağmur da iyi gibi ya, yağmurun altında bekledik. 2 gün, 3 gün dışarıda kaldık. Çadır ikinci günü alan aldı, biz alamadık ama. Biraz rezillik çektik. Arabada yattık 3 gün. Rezillikti işte, dona dona yattık. Dışarıda böyle ateş yakıyor, dışarıda kalıyor. Şu an çadır sıkıntıları var. Çadır sıkıntıları var. Ondan sonra su sorunu var. Çadırlar bir arada olmadıkları için bir kısmı dağınık yerlerde dağılmış. Yardımlar o insanlara ulaşılamıyor. Bir zahmet yetkililere duyurun bunu. Soba sorunları var hocam. Soba. Millet perişan yani. Eksiklik çoktur. Kimisinin ikametgahı burada değil. Mesela adam buraya taşınmış depremden önce. İkametgahı yok. Erzak almaktan sıkıntı çekiyor. Sorun yaşanıyor. Depremden en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeyiz. Çadır kentlerde su ve tuvalet sorunu devam ediyor. Ayrıca psikolojik danışmanlık eğitimi almış ekipler burada depremden etkilenen çocuklara rehabilitasyon çalışmaları yapıyorlar. Burada bir oyun alanı oluşturmuşlar. Bu ilçede arama kurtarma çalışmalarının sembol noktalarından birinin önündeyiz. 150 kişinin hayatını kaybettiği Nilüfer Apartmanı'nın önündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi bu apartman artık bir moloz yığına dönüşmüş. Enkazda ne bir kolon ne bir duvar görünüyor. Enkaz tamamen bir moloz yığını.